tatmanız için gereken iki şey var. Biri taunt taşı, kılıcınıza takacaksınız veya hangi silahla taunt atabilecekseniz ona takacaksınız. İkincisi ise taunt atan bir skill gerekli. Mesela tank deyince aklınıza direkt Sword and Shield geliyor. Neden bu geliyor? Bunun üstüne getirdiğimiz zaman skill'i taunt game compatible diyor. Yani taunt game'de çalışır diyor. Taunt game'iniz takılıyken bu skill'i attığınızda mobu ya etraftaki yaratıkları hepsini boss'u da dahil 8 saatliğine taunt'u almış oluyorsunuz. Mesela bu da bir taunt atan skill. Bu da mesela kaç saniye? 6 saniyenin alıyor. Yine Warhammer kullanıyoruz. Mesela Warhammer'da bu skill taunt atıyor 6 saniyenine. Ve bu skill'e de yeni taunt getirdiler. 4 saniye bu alıyor. Tabii ki Great Sword'de sağdaki 3 skill de taunt atıyor. Bu 8 saniye. Bu 8 saniye falan. Great Sword'de tank da iyi. Tabii ki Keçit'te de gene taunt şey var. 8 saniye. Hatta bunları bırakın Void'de bile bu skill 4 saniye taunt atıyor. İstediğiniz silahla taunt atabiliyorsunuz. Ama en iyi kombinasyon Sword ve Warhammer. Warhammer yerine Great Sword'de tercih edebilirsiniz tabii ki. Taunt taşınızı da isterseniz pazara gelin. Jut Pristine Carnelian yazın. Adı Carnelian Taunt taşın adı. En son seviyesi bu. %300 etki oluşturuyor. Silah taktığınızda. Sırha taktığınızda ters etki yapıyor. Rune Glass'ını takarsanız da %250'ye düşüyor. Ya buradan bunu almanız gerekiyor. Ya da gelip Stone Cutting'den buradan Carnelian yazıp craftlamanız gerekiyor. Aha burada. Unutmayın tank dediğiniz heavy olur. Hepsini heavy giyip kalkan da Tower Shield giyiyoruz. Kolye olarak varsa ankı takıyoruz. Bunları tabii ki listelemesi birazdan resim halinde ben size göstereceğim. Yüzükte falan hurt olsa yeter. Küpenizde Refreshing Toast Regen olabilir. Regen ekstra bir tehdit veriyor etrafa diyorlar. Bir tık daha dostlarınız üzerinden mobları bu şekilde çekebilirsiniz. Artefaklı kalkan taktığınızda da artefaklı bir zırh giyemiyorsunuz. %20 zırh arttıran zırhı giydiğiniz zaman kalkanınızı şu şekilde bir normal shield takmanız lazım. Veya böyle artefak takacağım dediğiniz The Wall. Kıyafetlerinizi böyle giymeniz gerekiyor artefaksız bu levi şekilde. Listedeki bu build'i bitirdim. Skill'leri buraya yaptım. Diğer skill'leri de buraya attım. Şimdi size anlatacağım. Bundan taunt atıyoruz. Bundan da taunt atıyoruz. Diğerleri bizim savunmamızı güçlendiren skill'ler. Şu sağdaki ise şöyle geçiyoruz. Mesela şu an bu adamı koruyorum bak. Ölümü açtığım anda adam %40 daha az hasar. %30 damage reduction oluyor. Bunu niye açıyoruz? Buradan %25 cooldown alıyoruz. Ben seri taunt çevirmek için bunu yapıyorum. Bunun yerine bunu da açabilirsiniz. O tarz bir mesela bu şekilde yapıp bunu da atılmasını açabilirsiniz. Warhammer'da ise bu taunt atıyor, bu taunt atıyor. Peki ama bu niye? Kankalar bunun şu skili %20 fortify veriyor. Size ve arkadaşlarınıza %20 zırhınızı fazlalaştırıyor. Bunu da böyle verdik. Yani şuradan taunt atacağız, buradan taunt atacağız. Buradan fortify vereceğiz. Benim yapmak istediğim zırh tipi buydu. 5x enchanted port. İşte 5x refreshing'i var bir tanesini belki çıkarıp şeyden bulabilirsiniz. Üçüncü perk de size kalmış durumda. Gene ankı taktım. Ankı yerine ne takabiliriz diyorsanız size şey önerebilirim. Lifelink amulet var. En son buktaydı hatırlıyorsunuz ben buranın videosunu yaptım. Bu amulette de health ve divine var. Bunu kullanabilirsin ankın yoksa. Yüzük olarak hurt olsun yeter. Küpede refreshing dost regen olsun yeter. Silahta sword'umuzda refreshing mob taunt taşı. Warhammer'da taunt taşı yeter de olabiliyorsa shockwave de koy. Moblara rend at. Takımın daha çok vursun. Starboard Hurt Rune. Bunu bastığın anda %10 fortify ve %75 kadar can çekiyor. The Wall. The Wall'a son perk. İstiyorsanız Resolve veya bir element perk'i ekleyebilirsiniz. Bu şekilde olur. The Wall'la oynamam diyorsanız o zaman da şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bende mesela şöyle bir kalkan var. İşte üstünde Resolve var. Surfooting, Thrust Shield. Shield defans var. 699 skor. Bu tarz bir kalkan bulup gidip şu göğüslüğü giymeniz gerekiyor. 4x azot seti ve bunun yerinde Void Dark Plate var. %20 sizin zırhınızı arttırıyor. Bana kısmı mutasyondan düşüyor. Şu an bende yok. Olsa bunu giyecektim. Bir karşılaştıracaktık. %20 zırhınızı arttırıyor. Enchanted Ward'u var. Güzel kıyafet. Dediğim gibi bu şekilde yapacaksın. 150 STR 418 konsol oldu. Çünkü Magnify 5, 6, 7 tane Magnify olmuş durumda neredeyse. Kalkanı gerçi sayma 6 tane Magnify'miz var. O yüzden böyle yapabildik. Şimdi ben de bunlarla bir hazırlanıyorum. Bir mutasyona gireceğiz. M1 gireceğiz tabii ki. Taşları falan değiştirmeyeceğim. Taşları da mutasyona göre ayarlayabilirsiniz. Şu an mesela Empyrean Forge mutasyonunda Ice var. Aguamarine koyabiliriz. Veya Lazarus'ta Ateş var. Fire koyabiliriz. Ben şu an fix 4-13 4 opal yapacağım. Ölümü unutmuşum. Bir tane de 48 konsol yemeği yediğimiz zaman 466 konsol oluyoruz. Ya 200 STR niye almadık derseniz de onu da şöyle göstereyim. Bir tane de M1 lobisi buldum.
Stun'ın yavaşlamış ve allanmış düşmanlar %10 fazla vuruyoruz. Bizim vurmakla işimiz yok. Birazcık Kons'a gideceğiz. Şu an bende mesela 405 Kons, 150 STR oldu. 25.000 canım var. Bir de Kons yemeği yiyeceğim. Bu şekilde gireceğiz. Elimde The Wall var. The Wall yerine belki bu olabilirdi de. Şu %5 base damage attack, şimdi bir de %33 stamina için giriyorum. Burada yoksa %25 element şey falan var. Ben daha bunları açmadım. Gene tek bunu oynayacağım. Baktım oynayamıyorum. Hop bir anda şöyle yaparız. Bir de ekstra özelliği. Doç atamıyorsun. %33 fazla stamina veriyor. Şu an %10 stamina'm var. The Wall'u takınca 143 oluyor. Biraz The Wall'la oynayalım. Şimdi Kons yemeğimi bastım. Desert Sunrise'ımı bastım. Şöyle bir şey yapacağım. Şu an Lazarus girdik. Lazarus Ancient. Bunu gene Discord'da dayanıklık türleri odamızdan bakabilirsiniz veya internette araştırmanız gerekiyor. Ya da Lazarus videomuzdan falan bulmanız gerekiyor. Bunu basacağım. Ancient'lardan 40 dakikalık %10 has hasar yeme. Böyle yapacağım. Bir de şu topaz Gipsum'u basacağım. Gipsum'larımı buradan alayım diye. Bu şekilde tanklığımızı yapacağız bu arkadaşlara. Ve tankta X'in gitmeniz gerekiyor. Herhangi bir şey almayla oyalanmayın. Herhangi bir vakit harcayacak bir şey yapmayın. Bunları mesela şöyle yapacağız. Bunlar geleceğini biliyorum. Şu an bir Dimash Reduction attım. Arkadakileri bekliyorum. Şimdi attım. Tamam mı? Bir tane daha şey alacağım. Taunt alacağım. Bir daha taunt aldım. Benim yanımda vurmalarını istemiyorum. Tanksanız DPS'lerin arkasına geçeceğiz. Yani DPS'ler rahat vursun. O dönecek. Bak taunt işareti çıktı. Döndü bana. Şimdi vuruyorum bir iki tane refreshik mov. Bunu da taktım. Hop. Şimdi bak adama girdi. Tamam mı? Şöyle bir taunt tekrar alayım. Skill'leri bu arada düzeltmedim. Onu söyleyeyim. Mesela bunu aldın ya. Solda çiçek var, ona koşmayacaksın. Direkt senin koşman lazım. Beni karşıda istiyorlar. Ben buranın taunt'unu alacağım ki bunlar da almasın. Şöyle attım. Tamam bak. Şöyle geçiyorum. 8 saniye daha tanıttılar bunlar. 8 saniyede taunt'u döndürmem lazım. Vuruyorum. Döndüremedim. Var ya mı? Hop. Vurdum yere. Hop. Bir daha aldım taunt'u. Bir dedi şimdi önemli. Adam ne dedi? Açıyorum dedi. Hızlı hızlı açacak mesela. Hala bunlar taunt'lu bak. Adamın ismi de Rage Gamer ha. Sinirli oyuncu. Bir daha taunt alıyorum. Bak aldım. Tekrar geçtim Tuvord'a. Tuttum kalkanımı. Tamam hocam. Hızlı hızlı açalım. Bunları da alacağım. Gelecek o. Bak oraya gitse bile. Oraya gitse bile gelecek. Onun kaçışı yok. Alıyorum tekrar. Hop attım. Bak acele etmedim. Şunları da bekledim. 1-2 milisaniye şey yaptım. Geç aldım. Çünkü onlar da çıkıyor diye. Birazcık vuruyoruz. Boşta kaldıkça vuracağız. Mesela bunu vurdum. Hop bir daha aldım taunt'u. Bu arada bende patlama ürünü var. Onu değiştireceğiz. Şimdi gördüm. Ya M1 falan diye birazcık şey yapıyoruz. Toleranslıyız da M3'te affetmezler acı. Taş ürünüm nerede? Taş. Heh. Taşı koymam lazım benim. Tanksan dikkat edeceksin. Taunt'un yanında şeyler var. Kesiyoruz mu? Keselim gelin. Bak toplayayım. Taunt'u alman gerekiyor baba. Taunt'u almazsan eğer. Tamam mı? Sıkıntı. Şöyle bir daha alacağım. Hop aldım. DPS'lerin tam tersine duruyorsun veya DPS'ler senin tersine duracak. Aa taunt'u almadılar. Niye yemediler? Bu yedi. Bunlar yemedi. Garip. Onun yanında sürekli o taunt gözüm taunt'ta. Şu an 15 saniye var. Ben burayı nasıl alacağım diyorum. Burada mı keselim? Orada şey yaptın. Okey. İkisini de taunt'unu almaya çalıştım. Birazcık yapmaya çalıştım. Benim oydu. Şimdi adama dönecek. Dönmeden ya da kestik zaten ya. Tamam. Ya bir tık şeyden oynayamıyorum. The Wall var ya. Shift basamıyoruz. Alışkanlık olmuş. Tankta ben hızlı ileri gitmek için shift falan kullanıyorum. Şimdi bunları ikisine şunu alacağım. Çünkü kapı açılacak. Aldım bunları. 6 saniye bendeler. Asıl önemli kapının içi. Mesela burayı alacağız. Aldık. Bitti. Bak şu yemedi taunt'u. Onu bir tekrar da almam lazım. Şöyle hızlı hızlı vuruyorum. Ya da şöyle hop kalkanı attım. Shockwave döndü. Shockwave buldum. Aldık burayı da kestik. Bak alışkanlık olmuş. Hala shift'e gidiyor edin. The Ball'la birazcık alışmak lazım.
Ama dubolunuz varsa da burayı hiç ellemeden geçtim bak. Mesela o patlama yanlış oldu yalnız hocam ya. Bir dakika, bu adam da mı tank? Başka bir taunt atan biri mi var? Bakayım. Ben de aldım buraya da. Onların taunt'u da bende. Ondan yana sıkıntı yok. Yani medium DPS'imiz var. M1'de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hani sürekli şeyi çevireceksin. Taunt'u. Hani çoğunuz şey diyor. Birkaç kişi sormuştu bu videodan önce. Lan bir arkadaşım diyor işte tank oynattırıyor diyor. Agro sürekli kaçıyor diyor. Yani onun sebebi bu. Mesela vurdum. Bak şu an tam şu ortadayım. Vurdum. Bak dördünde de şimşek işareti çıktı. Dördü de bende. Ama timing'i ayarlaması lazım. Şimdi bu bitti. Mesela şuradan gidiyoruz. Buraya bir taunt atacağım. İleriye neyle atacağım. O önemli. Buraya attım bunu. Tamam, çok sıkıntı değil. Ben bunları uyandıracağım. Asıl önemli yer burası. Açtım taş ürünümü de. Şimdi vuruyorum. Taunt'u tekrar çevireyim diye. Çünkü bu boss asayı çevirip yere falan vuruyor. Tek yemeyiz de bak. Tam vuracak. Buradan stun attım. Tekrar vurdu ama. Onu da başkasının atması lazım. Şuna bir DPS oynuyorsanız da bu arada direkt şeye, okçulara fokus atmanız gerekiyor. Taunt'u burada harcadık. Kötü oldu biraz. M1 diye birazcık esnek davranıyoruz da. Umarım kötü bitmez. Geldiniz mi? Gel 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 gel. Hepsini toplayalım ya, bir şey olmaz. Bana üstüne bak, VTA 700 1400 falan yiyoruz. Şu bolun şeylerini açsak çok fena olacak. Gelsinler, bırakın. Bırakın gelsinler. Bir tık acele ettiler ama ya. Benim gerçi şurada falan kalmam lazım değil mi? Böyle de olabilir bu arada. Bakayım, onlar yemedi stanı. Adamlara vurmasın, önüne geçeyim dedim de okçular gelmemiş ya. Madem şöyle yapacağız o zaman. Bunu alamadım bak, bunun taunt'u kaçtı. Tam şu ortaya geçeceğim. Toplu taunt aldım bundan. Bunu okçuya doğru götüreceğim. İkisini aynı anda rahat kessinler. Daha taunt bitmedi. Hop, buna bir daha vurdum. Bitti. Boss'u başlatacağız. Boss'ta da yine DPS'ler arkasına geçiyor. Başlattım. Bak tam gelirken bir kere taunt atabilirsin. Bekleyeceksin bak. Tam o şeye geçince bak. 1-2 saniye öncesinde de atabilirsin taunt diyecek. Şu an vuruyorum. Taunt'un dönmesi lazım. Tamam mı? Bir tane daha vurdum. Taunt gitmedi. Şu an vuruyorum. Bak 5 saniye. Hop, bir daha attım. Silah değiştirmeden direkt şey yaptım. Ha, şu an gitti bak. Bir daha atıyorum. Aldım tekrar. Yukarıda gözükmüyor bu arada arada. Şeyler giriyor. Tam yıkamıyorum onu. Bir de şöyle bir şey diyorlar. Silah değişince falan taunt gidiyor diyorlar da. Bunun mesela taunt'u anlık kaçırdığınız bir tane adama vuracak. Sonra size geri dönecek. Mesela geç atalım bir tane de. Bak şu an hala devam ediyorum. Devam ediyor bak. Hala bende. Bir tane dönüyor, ona mızrak atıyor, geri geliyor. Tabi riske etmemek de lazım. Şimdi düz vuralım hiç kalkan açmadan. 25 kişi yaparız ya. Şu an mesela 1800 falan vuruyor. 500 cons falan olsanız 4000 vuruyor da iyi el geliyor. Bunu da attığım anda az hasar yeme falan var ya. Hasar azaltması var bu arada bunun. Bitince de bir can geliyor ekstra. Mesela Warhammer'da deneyelim. Şöyle bir iki tane vurayım. Yeni taunt da alalım. 7500 vurdu bak. 5000 vurmaya başladı. Tabi 25x de aldı. Tabi alan vurduğu için bizim yanımızdaki elir bayıldı. Ama staminam hiç bitmiyor bak. Sürekli bir stamina halim var. İyi, güzel. Mesela şu an şu 3 mobu da kesmeyeceğiz atıyorum. Fakat bunların agrosunu da almanız gerekiyor. Bunları kesmeyelim. No no no. Ha, gideceğiz. Fakat bak bir adam adı aldı ya. Hop, şöyle alacaksın bunların agrosunu. Adamlar mesela şurada maden vardı. Onu alana kadar falan böyle safe tutacaksın. Şimdi bunlar orada beni bekleyecek bak. Mesela ideali bu. Gitmiyorlar bak bensiz. Mobal gittiler. Neyse bunlar gitti de normalde gitmiyorlar. Önden beni bekliyorlar. Önden ben gideceğim atıyorum. Birazcık bizim takım şeyle oynuyor da bunları toplayıp götürüyorsun. Ta buraya kadar. Genellikle okçunun yanında falan kesiyoruz bütün mobları. Çünkü hani ilk okçu en çok vuruyor. Ha, köşede mi keselim? Köşeye götürüyormuşuz.
Ya da şimdi gideceğimiz yer gibi köşe yerler. Mesela şura falan var köşe. Buraya da geçiyor. Ya o şurada kesiyoruz ya da burada kesiyoruz. Bu tarz yerlerde topluyoruz mobları. Ben şöyle önlerine geçiyorum. Bekliyorum. Bunları aldım taunt'u. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Bir de tank oynarken olabildiğince healer'ı mesela tanıdık tutmaya çalışın. Healer'ınız eğer ki tanıdıksa işiniz çok çok rahatlıyor. Mesela nasıl nerede toplayacağını biliyor, sana nerede altına heal atacağını biliyor. Hani şimdi bizimkinden çok sıkıntı yok, yabancı alabiliriz de. Bir tık bazen böyle bütün kavgalar tank önden koşuyor ölüyor. Veya işte heal geç geliyor. Healer'da suç oluyor, tankta suç oluyor. Bunlardan ikisi olduğu zaman DPS şu an medium adamla bile bir şekilde buralar bitiriliyor, geçiliyor. Hele ki tank oynarken en sevmediğiniz şey şudur herkesin. Tank oynayanınız varsa veya oyun döndükten sonra bu olacak. Siz önden gidiyorsunuz. Sizden önce bir DPS koştuğu zaman adam koşuyor koşuyor. Mesela ölüyor bir şekil, tamam mı? Ondan sonra diyor ki agro nerede? Veya diyor işte taunt niye atmıyorsun diyor. Cart diyor, curt diyor. Böyle sıkıntılarla karşı sizden hem önde koşuyorlar hem ölüyorlar. Hem de size suç atmaya çalışacaklardı. Bu konuda uyarayım tanklık oynarken. Ya tank oynuyorsan kafadan öyle hani lan bir vurayım çat diye falan o hasarları artacaksın. Bir hep önden gideceksin. Hep taunt'u almaya çalışacaksın. Hiçbir dönüp kaynak toplayamaz. Çünkü dönüp mesela geçen bir M1 girdik. Adam biri dönüp kaynak topluyor. 2-3 dakika geç kaldık yani. Adam dungeon'daki tüm kaynakları tek tek toplamayarak gitti. Zaten yaptığımız bu build'i de gene yorumlarda en üstte sabitlerim, oradan bakabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir özet geçecek olursak 466 konusu 150 STR oluyor bu build'le. Tabii ki ya 200'de %10 hasar fark edecek. Zaten 1000 vuruyoruz, 1000 ya vuramıyoruz bile. Çoğu zaman kalkanı çekiyoruz böyle. Saatlik bası tutuyoruz. Skill'leri böyle yaptık. Dediğim gibi bunu açabilirsiniz. Fortify, Shield Rush perk'ünüz varsa Shield Rush'la oynayabilirsiniz. Ben count atmıyor diye kullanmıyorum. Bu sol taraftan cooldown veya bazen bunu açıyorum ileri atlamayı. Warhammer'da bundan taunt atıyorum. Bundan taunt atıyorum. Şimdi bir videoluk oynayacağım diye bunu açmadım. Bundan taunt atıyoruz. Bundan işte dostlarımıza fortify atıyoruz. Bunun perk gelirse rent uyguluyorsunuz. Gypsum makinesinden üretebildiğiniz veya M2 ve üzerinden düşen azot kristal seti yapabilirsiniz. Göğüslük artefaklı olabilir ama bunda Dvol'u kullanamazsınız. Dvol yerine normal bir kalkan takıp buraya Void bir Dark Blade kullanabilirsiniz. %20 armorunuzu daha fazlalaştırır. Şu an mesela 2800'dir var kameranın kapattığı yerde. 3200'e 3400'e kadar çıkıyor. Ankınız varsa ank kullanabilirsiniz. Ank yoksa dediğim gibi Rap Ring amulet olur. Yüzük hurt olsun yeter. Ön ringinizde Refresh Toss Regen kafi. Silahınızda Refresh Mob Taunt taşı sword'unuzda. Çünkü seri seri bu taunt mesela kaç saniye? Abi 37 saniye bunu hızlı çevirmeniz lazım. 8 saniye zaten sürüyor. 30 saniye içinde yani direkt cooldown'ı tekrar gelip bir daha atmanız gerekiyor. Var burada dediğim gibi shockwave olabilir. Taunt taşı kesin olacak. Çok olmuyorsa da çok şey yok. Benim elimdeki aha bu. Tüm makinesinden pre craftlamıştık. Refresh move var. Headed var. Kafi. Headed da oynayabilirsiniz bu arada. Dvol işte Dvol'un son perküne gidip de işte Nature Shield da getirebilirsiniz. Kidney Fortify'da getiriyorlarmış. Şeyde getiriyorlardı herhalde. Rezo perkü getiren de var. Yani nerede oynayacağınız da nasıl oynayacağınıza göre değişir. Runelock Starward Hurt rune'ü öneriyorum. Bastan da Fortify ve Gen alıyorsun. Bu build'la bayağı bir tanklarsınız. Unutmadan eğer ki regular'da tank lazımsa veya mutasyonları falan kolay güleniyorsanız işte ekstra daha az nasıl döneriz diyorsanız Sword'de sol tarafı açabilirsiniz. Bu buff leadership bonusu %10 hasar bonusu verecekti size ve takım arkadaşlarınıza. Dungeon'ı daha hızlı bitirirsiniz. Benden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz kankiler.